Evet, iyi akşamlar değerli Olay TV izleyenleri. Günün, haftanın son iş gününde karşınızdayız. Yine günün öne çıkan gelişmelerini aktaracağız. Ardından bir konuğumuz olacak. Vakit kaybetmeden başlıklara geçelim. Bakalım günün öne çıkan başlıkları nelerdi? Bunları aktaralım, yorumlayalım. Acı bir haberle başlıyoruz maalesef sevgili izleyenler. Aslında acı haber dün gece gelmişti. Siirt Şirvan Maden Köy'den. Nitekim bu bölgede sevgili izleyenler maalesef heyelan meydana gelmiş ve göçük altında 16 işçi kalmıştı. Dün geceden itibaren arama kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla sürüyordu. Ancak bir türlü iyi haber gelmedi. Umutlar giderek azaldı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada 12 milyon metreküplük bir toprak hareketinin oluştuğu bildirildi. Peki işçilerin bedenine ulaşılabildi mi? Maalesef hayır. Az önce de ifade ettiğimiz gibi 4 işçinin cesedine ulaşılabildi. 12 işçiyle ilgili arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Ancak umutları tüketen, umutları azaltan daha doğrusu açıklama AFAD Başkan Vekili Halis Bilden'den geldi. Bilden yaptığı açıklamada göçük altında canlı emarelere ulaşamadıklarını ifade etti sevgili izleyenler. Tekrar belirtelim, Siirt'in Madenköy bölgesinde göçük meydana geldi dün gece ve şu 16 işçi göçüğün altında kaldı. Şu ana kadar 4 işçinin cesedine ulaşılabildi. Evet, günün diğer konuşulan, gündem yaratan maddesi ise cinsel istismarla ilgili AK Parti'nin önergesi. Hadiseyi şöyle özetleyelim sevgili izleyenler. AK Partililer mecliste Türk Ceza Kanunu'nda cinsel suçlara ilişkin, cinsel istismara ilişkin mağdurla failin evlenmesi durumunda failin cezasının hükmün geri bırakılmasına veya ertelenmesine dair bir değişiklik önergesi sundu. İşte bu değişiklik önergesi sevgili izleyenler iktidar partisi ile muhalefet partisini karşı karşıya getirdi. Bunun dışında tasarıya sahip çıkanlar var. Özellikle iktidar partisinden açıklamaları az sonra aktaracağız. Önergeye sert bir şekilde karşı çıkanlar var. Muhalefet partileri ve değişikliğe karşı çıkanlar tecavüzcülere af getirildiğini iddia ederken iktidar partisi ise bunun böyle olmadığını, mağdurlar oluştuğunu ve bu mağduriyetin önlenmesine amaçladığını önergenin ifade ediyorlar. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ önergeye sahip çıktı. Bugüne kadar Türkiye'de 3000 kadar bu durumda insan olduğunu, çocuk yaşta evlenenlerin çocukları olduğunu, ancak kendilerinin hapiste, eşlerinin ise dışarıda olduğunu ve bir mağduriyet olduğunu ifade etti. Asla tecavüzcülere af getirilmediğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım da bugün benzer bir açıklama yaptı. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasıtlı olarak önergeyi istismar ettiğini, çarpıttırdığını söyledi. Çocuk yaşta evlenenlerin olduğunu, Türkiye'de yasaları bilmemekten kaynaklanan çocuk yaşta evlenenlerin olduğunu ifade etti ve bunların bir mağduriyet oluşturduğunu, tecavüzcülere af getirilmediğini, AK Parti olarak tecavüze en ağır cezaları getiren parti olduklarını söyledi. Evet, az önce muhalefet tecavüzcülere af getirildiğini iddia ediyordu. İki görüş var. Bunlardan birisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Cumhuriyet Halk Partisi önergeye sert bir şekilde karşı çıkıyor. Saydığım nedenden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu merak ediliyordu. Milliyetçi Hareket Partisi'nden de değerli izleyenler, Devlet Bahçeli'nin baş danışmanı Nevin Taşlıçay bir açıklama yaptı ve Taşlıçay yaptığı açıklamada dışarıdaki binlerce sapığın arasına hapiste olan 4000 hastalıklı zihniyetin de karışacağını, bu önergeyle karışacağını savundu değerli izleyenler. Yani son durum, iktidar partisi önergeye sahip çıkarken
doğal olarak kendileri getirdiği için muhalefet partisi ise önergeye karşı çıkıyor. Bakalım ne olacak? Evet, Türkiye'nin yakıcı sorunlarından birisi dolar oldu sevgili izleyenler. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın cumhuriyetçi aday Trump'ın seçimi kazanması ve ardından Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına gideceğine yönelik sinyaller vermesi sadece doların değil dövizin de freninin tutulmadığını gösteriyor birkaç günden beri. Bugün dolar tarihi zirveyi de gördü sevgili izleyenler. Ve bugün Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplandı saat 16'da. Başbakan Binali Yıldırım da cuma namazı sonrası gazetecilerin bu yöndeki sorularını yanıtladı. Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında doları ve dövizdeki diğer para birimlerindeki artışı Ekonomik Koordinasyon Kurulu toplantısında değerlendireceklerini söyledi. Ancak halkımız rahat olsun, Türk ekonomisi sağlam temellere oturtulmuş durumda şeklinde de bir açıklama yaptı. Kuşkusuz ekonomik kurul toplantısı sonrası yapılacak açıklamaya gözler çevrilmiş. Bakalım tedbirler alınacak mı? Doların önlenemez yükselişine sevgili izleyenler göreceğiz. Şimdi Didim açıklarında bir facia haberi var ama o haberi sona bırakalım. NATO'dan Türkiye açıklaması şeklinde başka bir habere geçelim. Nitekim NATO Genel Sekreteri sevgili izleyenler Stoltenberg NATO üssünde bulunan Türk askerlerinin iltica başvurusunda bulunduğuna dair haberleri doğruladı sevgili izleyenler. Bu yönde kendilerine bir başvuru olduğunu söyledi. Almanya'nın Rasburg kasabasında NATO üssünde bulunan askerler siyasi iltica talebinde bulunuyor. Bu haberi doğruladı. Doğrulamakla kalmadı. Aynı zamanda Genel Sekreter Türkiye'de hukukun üstünlüğüne saygı duyulması gerektiğini de ifade etti. Evet, son haber. Ya ilk haber bir maalesef facia haberiyle başladık. Son haber de bir facia haberi. Birisi bakır madeninde, diğeri denizde sevgili izleyenler. Yine bir mülteci faciası, artık mülteci faciası haberleri maalesef Türkiye'de alışılageldi. Sadece Türkiye'de, dünyada. Çünkü Didim açıklarından Yunanistan adalarına gitmek isteyen mültecilerin teknesi olumsuz hava koşulları nedeniyle battı sevgili izleyenler. 13 kişi vardı, 13 mülteci vardı teknede ve 6'sı kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bu da tekne facialarından, mülteci facialarından bir yenisi dahaydı maalesef sevgili izleyenler. Bu haberle başlıklara noktayı koyalım. Bu akşam bir konuğumuz var, onunla gündemi değerlendireceğiz. Kim? Demokrat Parti Bursa İl Başkanı Ali Bilis. Çok kısa bir aranın ardından konuğumuzla söyleşiye geçeceğiz. Evet değerli izleyenler, başlıkları aktardık. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Bu başlıkların detaylısı ve daha fazla haber elbette 19 ana haber bülteninde bulacaksınız. Şimdi sevgili izleyenler, konuğumuz var demiştik. Demokrat Parti Bursa İl Başkanı Ali Bilis. Sayın Bilis'e hoş geldiniz diyeyim. Sayın Bilis, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Musa Bey. Demokrat Parti'nin yeni sayılan il başkanı diyebiliriz sizin için. 4 ay önce il başkanlığı görevine getirildiniz. 4,5 ay daha doğru bir tanımlama olur. Şimdi son genel başkanınızın Bursa gezisiyle başlayalım. Gültekin Uysal Bursa gezisinde partililerle buluştu. Evet. Basın camiasını ziyaret etti, basın kuruluşlarını ziyaret etti. Evet, evet. Mesajlar verdi, Bursa'dan siyasi mesajlarını verdi. Önce bunu konuşalım. Gültekin Uysal'ın, genel başkanın Bursa ziyaretiyle ilgili neler söylersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Verimli bir gezi miydi? Bununla başlayalım. Tabii öncelikle izin verirseniz ben Siirt'te maden faciasında hakkın rahmetine kavuşmuş 4 tane vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabırlar diliyorum. İnşallah
geride kalan 12 madencimizin de sağ salim kurtulacağı ümidiyle sözümüze başlamak istiyorum. Evet. Sevgili Mustafa Bey, Sayın Yağ Başkanımızı çok büyük bir coşkuyla karşıladık. Bir kere yüzün üstünde bir konvoyla karşıladık. Ve basında çok büyük teveccühle karşılandık. Akşamüstü ne kadar basın gezilerimiz devam etti. Tüm ajanslara gittik o gün. Akşamüstü en son AS TV'de bir programa katıldı kendisi. Oradan da eski Orhan Gazi Belediye Başkanımız Sayın İsmail Tartar'ın bir rahatsızlığı vardı. Biliyorsunuz uzun süredir yatıyordu. Ona ahde vefa üzerine ve moral olsun diye Sayın Genel Başkanımıza götürdük. Tabii Orhan Gazi halkı da çok büyük bir teveccüh gösterdi Sayın Genel Başkanımıza. Daha sonra da Kültür Park Salon Medya'da muhteşem bir yemek ve eğlenceli bir yemek oldu. Salonlara sığmadık. İnşallah bundan sonra artık sokaklara çıkacağız. Evet, verdiği mesajlarla ilgili birkaç cümle. Tabii Sayın Genel Başkanımız bu konularla ilgili, başlıklarla ilgili özellikle vatanımız için çok üzülüyor. Çünkü vatanımız yönetilemiyor maalesef. Özellikle Bursa'daki trafik, işsizlik, uyuşturucu, okulların perişanlığı, sağlık sistemindeki çöküntü Sayın Genel Başkanımızı çok tedirgin ediyor. Sayın Genel Başkanımız sadece Bursa'ya gitmiyor tabii ki. Tüm illerde geziyor ve tüm illerde aynı sorunlarla karşılaştığını bilakis beyan ediyor. Ama bunlar çok önemli şeyler değiller. Bu işin ehli olan Demokrat Parti iktidara geldiği gün trafik sorunu Bursa'da 60 günde çözer. Hastane, okul, eğitim yuvaları başta olmak üzere. Bunları da hepsi 60 gün içinde biteceğini söylüyor zaten müzakere kendisi. Evet, peki nasıl karşılanıyor Bursa'yı söylediğiniz ama genel olarak bir değerlendirme yapmak gerekirse. Tabii ki. Genç bir genel başkan. 40 yaşında. Evet, 40 yaşında. Evet. Yeni değil aslında, uzun yıllar önce genel başkanlığı. İl başkanlığından geliyor. 36 yaşında evet. Devraldı değil mi? Genel Afyon'da il başkanıydı o zaman kendisi. Evet. Mehmet Ağar döneminde Genel Daire Kurulu'na girdi. Toplumdaki karşılığı nedir? Bunu konuşalım isterseniz Sayın. Toplumdaki karşılığını ben şöyle söyleyeyim istemem. Mesela bizim eski partililerimiz, eski büyüklerimiz diyeyim. Biz bu işi kongreye kazandığımızda, partinin başına geçtiğimizde ben birçoğunu davet etmiştim. Partiye gelmemişlerdi. Ama Sayın Genel Başkan'ın özellikle bu son gelişinden sonra büyük bir teveccühle geldiklerini görüyorum. Yani bizim Bursa'mızda... Lastikten var sözlerinizde. Evet. Var tabii, yani niye olmasın? Biz bunu arkadaşlarımızı hepsini davet etmiştik. Bizim çalışmalarımızdan, Sayın Genel Başkan'ın işte Bursa'ya teveccühünden de olabilir bu. Arkadaşlarımızda şimdi çok büyük değişim oldu. Hiç ummadığım, tahmin etmediğim bir sürü Bursa siyasetin üst makamındaki insanlar geldiler. Ve şimdi her gün sağ olsunlar bizi arıyorlar. Sayın Başkanım, bugünkü programınız nedir? Katılalım. Ben Sayın Genel Başkan'ın Bursa'ya çok özel ilgi gösterdiğini düşünüyorum. Bursalıları çok sevdiğini düşünüyorum. Ve Bursa, ben il başkanı olarak şunu görüyorum ki Bursa meşaleyi Bursa'dan yakacaktır. Meşaleyi Bursa'dan yakacak. Kesinlikle yakacaktır. Bu tür çok uzun bir süreç değil. İnşallah yılbaşından sonra diyoruz. Evet, peki. Demokrat Parti tabii köklü bir siyasi parti. Kökleri uzun yıllar öncesine dayanıyor. Tek parti iktidarından sonra iktidar olabilmiş köklü bir çınar olarak değerlendirebiliriz. Ancak son seçimlerdeki oy oranları partinin gün geçtikçe eridiğine işaret ediyor. Son dönemdeki söylemlerine baktığımız zaman Demokrat Parti'nin yeni bir çıkış yakalaması için, bir umut olabilmesi için, tekrar gündemdeki yerini alabilmesi için neler söylersiniz Sayın Bilis? Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bizi takip edecek bu vatandaşımız. Çünkü biz 4,5 aydır geldiğimizden bugüne kadar hiç daha evimizde doğru düzgün yatmadık bir kere. Her gün birkaç programımız var. Ve sadece ben Bursa'yla ilgili program yapmıyorum. Türkiye'nin tüm illeriyle ilgili programlar yapıyorum. Yani ben bu partiye gönül vermiş bir vatandaşım. Bu partinin içinde büyümüş bir kardeşiniz, arkadaşınızım. O yüzden şimdi bakın, yarın İnegöl'de bir takım açılışlar olacak. Yarın Genel Başkanımız yine İnegöl'de olacak. Sabahın 11'de geliyor. Akşam Balıkesir'e gidiyoruz. Yarın Balıkesir'de sık sık Bursa'ya Kırat'ın, geliyor Genel Başkan. Tabii Kırat'ın şahlanışı, ama Bursa hak ediyor bunu. Bursa'da bir de şu var. Bursa, Demokrat Parti Bursa'da artık meşaleyi yaktı yakacak o duruma geldi. Bunu Sayın Genel Başkan da fark ediyor, vatandaşlarımız da fark ediyor ve Sayın Genel Başkan'ın Bursa'ya gelmesi üzerine çok büyük talepler var artık. Vatandaşımız bunu istiyor. Yani sürekli işte il teşkilatımıza telefondan geliyor. Bir dahaki zaman ne zaman gelecek Sayın Genel Başkan? Tarihi belli midir? Nasıl bir program düşünüyorsunuz? Basın mensupları özellikle başta olmak üzere çok sık bu soruları soruyorlar. Peki vatandaşa ne vaat ediyorsunuz Sayın Bilis? Vatandaşa
Bizler refah vaat ediyoruz. Vatandaşa işsizliğin sıfırlandığı bir ülke vaat ediyoruz. Eğitimin en üst seviyeye çıktığı bir vatan söylüyoruz. Hastanelerde hiç kimsenin ayrılmadığı 5 yıldızlı otel sınıfında bir devlet hastaneleri vaat ediyoruz. Şehir içi trafiğinde hiçbir şekilde sıkılmadan, üflemeden, püflemeden, beklemeden gideceği bir Bursa vaat ediyoruz. Yeşil bir Bursa vaat ediyoruz. Çevresi tertemiz bir Bursa vaat ediyoruz. Beton yanı bir Bursa vaat etmiyoruz. Peki. Bu tabii siyaset kadro işi. Eski bir siyasetçisiniz, bunu en iyi siz bilirsiniz. Tekrar Demokrat Parti'nin ayağa kalkması için, eski günlerine geri dönmesi için yeterli kadrolar Bursa'da toparlanıyor mu? Bununla da ilgili düşüncelerinizi alalım. Ben size şöyle cevap vereyim. Yapılabilecek ilk yerel seçimler için gerek Büyükşehir Belediye Başkanı, gerek ilçe belediye başkanları, gerek meclis üyelerimiz, gerekse milletvekillerimiz hepsi listelenmiş hazır vaziyettedir şu anda. Yarın seçim olsa biz hazırız. Kadro tamamen hazır. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki. Son olarak ülke gündemiyle ilgili neler söylersiniz Sayın Bilis? Bunu da kapatalım. Tabii ki ülke, doların 3 lira 40 kuruş olduğu bir ülkede, benzinin 5 liraya geçtiği bir ülkede, hastanelerin rezil rüsva olduğu bir ülkede, eğitimin yerlerde süründüğü bir ülkede, işsizliğin had safhaya çıktığı bir ülkede, işsizliği, işçiyi de taşeronlaştırılmış bir ülkede maalesef yangın yerine dönmüştür ülkemiz. Bunun da tek çaresi Demokrat Parti iktidarıdır. Demokrat Parti iktidarı daha önce bizler yapmıştık Sayın Demirel'in başkanlığında. Biz yine yaparız diyoruz, yine tarih izliyoruz. Eğer bize vatandaşımız bir kereye mahsus 100 günlük bir süreyle tanısınlar, biz Türkiye'yi düze çıkartırız. Peki. Ve en önemli konu, Fethullah Gülen davasında bir gecede 80 bin işçiyi kadro dışı bırakan AKP, PKK'lıları halen daha devlet dairelerini tutmaktadır. Bununla ilgili tek bir satır, tek bir baskı yoktur. O zaman ben şimdi düşünürüm haklı olaraktan. Yani Fethullah Gülenciler, vatan haini, terör örgütü de bunlar neydi peki? 40 bin tane canımızı almış PKK'lıların sempatizanları neden halen devlet dairelerinde tutuluyor? Onların da devlet dairelerinde ihracı söz konusu Sayın Bilis. Bunu da İnşallah kısa sürede olalım. Görürüz. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Sağ olun. Değerli izleyenler, programın sonuna geldik. Bakış açısının bu akşam da sonuna geldik. Biz pazar günü pazar sohbetinde saat 11.40'da karşınızda olacağız. Bakış açısı programında haftaya yine aynı saatte karşınızda olacak. Şimdilik hoşça kalın. İyi bir hafta sonu dileriz.